Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyam yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Allah inşallah Ramazan ayının gecelerinin, gündüzlerinin münacatlarını, dualarını, orucunu, namazını en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza ölümden, ölüme hazırlıktan, hayatta iken fırsatlardan istifade etmek, fırsatları değerlendirmeden söz ediyordum. Ayet ve hadislerimizden de anlaşıldığı gibi din ve dinin peygamberleri tüm insanların dünya ve ahiretini abat etmeleri için tavsiyelerde bulunduğunu görmekteyiz. Yani peygamberler gelmiş ki insanın dünyası ve ahireti abat olsun. İnsana yol göstersin, insana bir takım tabiri caizse püf noktaları göstererek dünya ve ahiret nasıl abat edilir onu göstersinler. İnsanların dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını tahrip etmesine, yok etmesine, berbat etmesine asla razı olmamışlardır. Belki dünya ve ahireti bir arada götürmeyi tavsiye etmişlerdir. İnsanların helalı haram, haramı helal etmelerine izin vermemişlerdir. Hatta insanların tümüyle dünya ve dünya işlerinden el çekip, bir köşeye çekilip gece gündüz ibadetle, itaatle meşgul olmalarına izin vermemişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim hayır bir işe koyulursa, örneğin bir meyve ağacı dikmek için yerini ve suyunu hazırlamış. Bu esnada adamın biri yanına gelerek yarım saat, bir saat sonra kıyamet kopacak. Tüm dünya ve içindekiler yerle yeksan olacak dese dahi o fidanı diksin, suyunu versin buyurmuştur. Fırsatlardan istifade edilmelidir. Fırsatları iyi değerlendirilmelidir. Hayır işte öncü olunmalıdır. İnsan elindeki fırsatlardan gafil olmamalıdır. Allah'ın verdiği bu nimet fırsatından gafil olmamalıdır. Bu fırsatları değerlendirmelidir. Bu fırsatlar elinden çıkmadan bu fırsatlara sahip çıkmalıdır. Özellikle maddi fırsatlardan hiç gafil olunmamalıdır. Allah her birimize dünya nimetlerinden maddiyat vermiştir. Elinde parası olanlar bu paranın fazlalığından etrafına, fakirlere, fukaralara yardım etsinler. Dikkat edin mukaddes dinimizin desturuna. Dinimiz buyuruyor ki kendi ihtiyaçlarını gider, tüm ihtiyaçların bittikten sonra, ihtiyaçlarını giderdikten sonra elinde kalanın beşte birini ver. Yine dört payı senin olsun, bir payını paylaş insanlarla, fakir fukaralarla paylaş buyurmaktadır. Yüce Yaratan Kur'an'da birkaç ayette para ve rızıktan söz etmiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ İşte bu yüce kitap, yani Kur'an-ı Kerim, hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayet vesilesidir. Onlar için bir hidayetçidir.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Onlar ki gaybe iman edenler, ölüme ve ölümden sonranın varlığına iman etmişler. Namazı dosdoğru kılarlar, cemaat namazına katılırlar, evinde namaz kılar, orucunu tutar ve kendilerine verdiğimiz dünyevi rızıklardan infak ederler. Allah bir takım rızık vermiş, infak etmiş bu şahsa, bir şeyler vermiş. Bu şahsa Allah'ın buna verdiğinden başkalarına yardım ediyor. Elindeki bu sermaye ve para bir fırsattır. Ey beşer, elindeki bu ilahi nimeti değerlendir. Allah'la muameleye giriş, Allah'la tabiri caizse ticarete giriş. Allah korusun, bu sermayeden istifade etmeyip helal haram demeden yığıp toplayanlara yüce Allah şöyle buyuracak. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُّقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Bu kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Bu kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Biriktirdiğinizi tadın diyecek. İnsan nasıl tadacak biriktirdiklerini, o topladıklarını helal haram demeden yığdıklarını nasıl tadacak? Ayetin devamı açıklıyor. Yani insana denilecek ki o doların, euron, altının, gümüşün kasaya koyup koruduğun ve benimle çalışıp kazandı mı ben humus vereyim fakir fukaraya dediğin o paralar var ya, o paralar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, o biriktirdiklerimizi helal haram demeden, humus zekat demeden biriktirdiklerimizi kıyamet günü cehennem ateşinde ısıtacaklar, kızartacaklar. Alınları, böğürleri, sırtları onlarla dağlanacak. Yani alnına yapıştıracaklar, al işte bu biriktirdiğindir. Sağına soluna yapıştıracaklar, al bu topladığındır, yemeden içmeden topladığındır. Sırtına yapıştıracaklar, al fakir fukaranın hakkını gözetmeden yığdığın işte bunlardır. Evet, herkes kendi gücünde, kendi kudretinde, kendi sahip olduğu imkanlar doğrultusunda, malından, mülkünden, fazlalıklarından yardım etmelidir. Allah'ın emri, ilahi kitabın desturuyla fakir fukaraya el uzatmalıdır. Din ve şeriat birisinin tüm yekün malını, servetini infak etmesine izin vermemiştir. Bu din öyle bir makul orta hali bulmuş ki birisi tüm malını infak etmek istese din izin vermiyor. Diyor hayır, infak edemezsin hepsini. Ancak belirli bir kısmına izin vermiştir. Hatta adam dünyadan geçiyor. Malının hepsini kendisinden sonra fakir fukaraya verilmesini vasiyet etse o vasiyet geçersizdir. Ancak malının üçte birini vasiyet edebilir. Benden sonra fakir fukaraya verin diyebilir. Dikkat edin, elimizde nimet var. Bu nimetlerden istifade edelim. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eyyühennaz, men fattere minkum saimen mu'minen fi hazeşşehr. Ey insanlar! Kim bu Ramazan ayında bir mümine iftar yemeği verer, ona el uzatar, ona yardım ederse, kâne lehu bizâlike indallâhi itqu nesemetin ve mağfiretun limâ mazâ min zunûbihi. Kim Ramazan ayında bir mümine iftar verirse, bir köle azat etmesinin sevabı ona verilir. Ve geçmiş günahları affedilir. Qila ya Resulallah, feleyse kulluna
يَقَدِرُ عَلَى الظَّالِكِ Ashabtan bir grubu, ya Resulallah biz fakiriz. Bizim iftar verme gücümüz yoktur. Biz fakir fukarayız. Bu sevaba nasıl ulaşabiliriz ki? فَقَالَا اِتَّقُ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اِتَّقُ نَارَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ Allah Resulü buyurdu ki o fakir fukaraya, gücü olmayana, iftar veremeyenlere, bir hurma tanesiyle de olsa, bir içim suyla da olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Gücün bir bardak suya yetiyor. Bir bardak su ikram et. Bir tane hurmaya gücün yetiyor. Bir tane hurma ikram et. Herkes elindeki ve gücü doğrultusunda yardım etmekle yükümlüdür. Yüce Yaratan kimseye gücünden fazlasını emir buyurmamıştır. Yardım etmeliyiz ki mümin ve dindarların şahsiyet ve azameti ayaklar altına alınmasın. Bir takım fakir mümin ve dindarlar var. Çok izzetli ve onurlu kişiler var. Bunlara yardım edilmelidir ki onların şahsiyetine halel gelmesin. Onların şahsiyeti kırılmasın. Fakirlik ve yoksulluktan dolayı yüzleri kızarmasın. Çünkü mümin Kabe'den azametlidir. Müminin şahsiyeti, müminin değeri Kabe'den üstündür. İbn Abbas şöyle naklediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün Kabe'ye baktı. Nezara Resulullah ilel Ka'beti fe gâle. Allah Resulü Kabe'de oturmuştu. Kabe'ye bakarak şöyle buyurdu. Merhaben biki min beytin ma a'zameki ve ma a'zame hurmetik. Merhaba sana ey Kabe. Sen ne yücesin. Dokunulmazlığın ne de yücedir. İhtiramın ne de yücedir senin. Daha sonra Resulullah şöyle buyurdu. Vallahi innel mu'mine a'zamu hurmeten indallahi minke. Ey Kabe, Allah'a yeminler olsun ki müminin azameti senden daha çoktur. Senden daha büyüktür. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ ثَلَاثًا Ey Kabe, Allah senin hakkında bir şeyi haram kılmıştır. Ama mümin hakkında üç şeyi haram kılmıştır. Müminin kanı, malı ve onun hakkında suizana edilmesini yüce yaratan haram kılmıştır. Mümin Kabe'den daha yücedir. Bundan dolayı olsa gerek yüce yaratan toplumda, camiada, zenginlerin malında, mülkünde bu müminlere, bu dindarlara, bu mümin dindarların azameti kırılmasın diye bunların malında zekatı, humusu ve bu gibi farizeleri farz kılmış ki bu gibi şahsiyetlerin şahsiyeti zedelenmesin. Dolayısıyla Ramazan ayındayız. Geceleri, gündüzleri bereketlerle dolu bir aydayız. Bu aydaki hayratlar diğer aydaki hayratlardan farklıdır. Kat kat sevabı çoktur. Allah bizleri hayır ehli kişilerden karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.